Merhaba arkadaşlar, kesirlerle işlemler konusunun her şeyini bol soru çözümüyle sizlere vermeye çalışacağım. Bu konunun ilk videosu olan kesirleri karşılaştırma, sıralama ve sayı doğrusunda gösterme videomu dikkatlice dinleyin. Başarılar diliyorum. İlk olarak kesirlerin yarıma ve bütüne yakınlığı konusundan başlayacağız. Şu kesirlerimizi bir inceleyelim. 1 bölü 4 ve 5 bölü 8. Peki arkadaşlar 1 bölü 4 şöyle bakalım. Öncelikle 4'ün yarısı. 4'ün yarısı kaçtır? 2'dir. Yarısı 2. Peki burası ne? 1. Demek ki arkadaşlar bu ifade 1, 2'den küçük olduğu için yarımdan küçüktür. Evet 5 bölü 8'e bakalım. 8'in yarısı kaç? 4. 5 4'ten büyük olduğu için bu ifadede arkadaşlar yarımdan büyüktür. Birisi yarımdan küçük, birisi de yarımdan büyük. O zaman hangisi daha büyük kesirdir? Tabii ki 5 bölü 8 daha büyüktür deriz. Yalnız bu konuları ilk başta biraz şekillerle anlatacağım ki kafamıza tam otursun. Mesela 1 bölü 4'ü arkadaşlar aynı bütünü 4 parçaya böldüm. Şurada da 8 parçaya böldüm. 4 parçaya böldüğümün bir parçasını şöyle tarıyorum. Bu ifade ne demektir? 1 bölü 4 demektir. Peki şurası da 8 parçaya böldüm. Kaç parçasını tarayacağım? 5 parçasını 1, 2, 3, 4 ve 5 parçasını tarayınca da bu kesir 5 bölü 8'i ifade etti arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Hemen şöyle bir yarısına bakalım. Şu kesirin yarısı şurası değil mi? Gördüğünüz gibi yarımdan küçük mü? Evet yarımdan küçük. Şu kesirin yarısı şurasıdır. 8 parçaya 4, 4. Peki bu da gördüğünüz gibi yarımdan büyüktür. O zaman ben bu kesirler için ne derim arkadaşlar? Şöyle yazalım yarımdan büyük olan kesir yani 5 bölü 8 yarımdan küçük olan kesirden 1 bölü 4'ten büyüktür derim. Ya da daha tersi 1 bölü 4 küçüktür 5 bölü 8 de diyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim diğer sayfamıza. 3 bölü 4 ve 7 bölü 8 kesirlerini karşılaştıralım. Arkadaşlar yine burada da Hemen şöyle bir bakalım Sayfamı bir düzenleyeyim Evet daha iyi oldu ee, 3 bölü 4 e, Nedir arkadaşlar Şöyle bunun e, 4 bölü 4 bütündür değil mi Evet Ne olmuş 4 bölü 4'e Bir adım kalmış 3 bölü 4 olmuş Yani ne kalmış arkadaşlar 1 bölü 4 kalmış ki bütün olsun Doğru mu Evet. 7 bölü 8. Bunun bütünü nedir arkadaşlar? 8 bölü 8'dir. Bütün. Gördüğünüz gibi bütüne bir adım kalmış. Yani 1 bölü 8 kalmış. Bütün olmasını için. Şöyle diyelim. Bir de şekilde gösterelim. Sonra açıklamasını yapalım. Arkadaşlar mesela şu bir ikisi de aynı büyüklük. Şurayı 4 parçaya bölmüş. Burayı ise 8 parçaya bölmüş. 3 parçası taranıyor. 2 ve 3. Bu kesir 3 bölü 4'ü ifade ediyor. Şu kesirde 7 parçasını tararsam 4, 5, 6 ve 7. Bu kesirde arkadaşlar ne yaptı? 7 bölü 8'i ifade etti. Şimdi şu kalan parçalarına bir bakalım. Ee, şöyle bir incelediğimizde bütüne daha yakın olan kesir şurası mı arkadaşlar? Bakın şuraya ne kaldı? Çok az bir kısım kaldı. Şuranın kalan kısmı ise daha büyük. Yani bütüne yakın olan ifade burasıdır. Şöyle de düşünebiliriz. Ee, şöyle diyelim mi? Şimdi şurası 1 bölü 4 kaldı. Şuraya da 1 bölü 8 kaldı. Bunlara biz ne diyorduk arkadaşlar? Birim kesir diyorduk. Hatırlayalım geçen yıldan. Birim kesrin paydasındaki sayı büyüdüğünde ifade ettiği değer küçüktür. Yani şöyle düşünelim. Bir ekmeği ya da pastayı ya da elmayı artık aklınıza ne istiyorsanız ona getirin. 4 kişi yerse mi her birine daha çok dilim düşer? 8 kişi yerse mi her birine daha büyük dilim düşer. Arkadaşlar şu şekilde de gördüğümüz gibi eğer ki 4 parçaya bölersek bir parçasını yersek daha büyük dilim yemiş oluruz. Ama 8 parçaya bölersek dilimleri daha da küçüleceğinden daha küçük parça yemiş oluruz. Bu mantıkla da gidebilirsiniz. O zaman birim kesirlerde payda arkadaşlar büyüdükçe sayı küçülüyor. Gördüğünüz gibi 1 bölü 36, 1 bölü 5'ten küçüktür. 1 bölü 5'te 1 bölü 2'den küçüktür. Çünkü payda küçük olursa birim kesirimiz o kadar büyük olur. Buraya dikkat edelim. O zaman şu kesir için ne söyleyebiliriz? O kesir için deriz ki 7 bölü 8 bütüne daha yakındır. O zaman 3 bölü 4'ten daha büyüktür deriz. Arkadaşlar isterseniz burada bir size hatırlatma da yapalım. Basit kesir neydi? Basit kesir payı Paydadan küçük olan kesirde pay dediğimiz şey şu kesir çizgisinin yukarısında kalan sayıya pay diyoruz. Aşağıda kalan sayıya payda diyoruz. Eğer pay paydadan küçükse basit kesirdir. Bakın basit kesir. Eğer ki pay paydadan arkadaşlar büyükse veya eşitse buna da bileşik kesir diyorduk. Yani şurası 9 bölü 8 olsaydı o zaman bu da bileşik kesir olacaktı. E, birim kesirde aşağıda yazdık zaten. Birim kesirde payı 1 olan kesirdi. Birim kesrin paydasındaki sayı büyüdüğünde de ifade ettiği değer küçük oluyordu. Bunlar da hatırlatmalar. Evet, şu örneğimize bir bakalım. Kesirlerini sıralayalım diyor. Şöyle bir baktık arkadaşlar. Bu sayıları en güzel arkadaşlar yarıma ve bütüne yakınlığına göre çözebiliriz. Hadi bakalım başlayalım o zaman. 89 bölü 90 arkadaşlar, e, bunun bütünü 90 bölü 90 ya. Bütüne yakın değil mi? Bir, bir adım kalmış. Bütüne yakın. Peki, 12 bölü 11 gördünüz mü? Payda 11. Bütün ne? 11 bölü 11. Bu nedir o zaman? Bütünden büyüktür. bütünden büyük. Bu bütünden küçük ama bütüne yakın. Peki şuraya bakıyorum. Aa bu sayı kocaman bir sayı. Hemen böyle sorularda arkadaşlar, ee, bir bakayım yarıma yakınlığına göre inceleyeceğim. 2020'nin yarısı yarısı nedir arkadaşlar? 1010'dur. Yukarısı ne? 109. Yani yarımdan küçük. Yarıma yakın ve yarımdan küçük. 8 bölü 14. Evet 14'ün yarısı 7. Burası ne? 8. O zaman bu da ne deriz? Yarımdan büyük. Evet artık sıralayabiliriz. E, büyükten küçüğe doğru sıralayalım isterseniz Önce bütünle yakın olanlara bakacağım Bütüne yakın ve bütünden küçük bütünden, Bütüne yakın ve bütünden büyük Gördünüz mü? Bütünden büyük olan sayım en büyük olmaz mı? Yani 12 bölü 11 büyüktür e, bütünden, Bütüne yakın ve bütünden küçük olan 89 bölü 90'dan O da büyüktür Şimdi artık yarımları inceleyeceğiz Burası yarımdan küçük. Burası da yarımdan büyük. Yarımdan büyük olan kısım daha büyüktür. Yani 8 bölü 14 kesri büyüktür. 1009 bölü 2020 kesrinden. Tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. Evet şimdi gelelim sayı doğrusunda karşılaştırmaya. Şöyle iki tane sayı doğrumuz var. 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş? 6 parçaya bölünmüş. Ve ikinci adımında 2 bölü 6 kesiri var. Aşağıdaki sayı doğrumuzda 0 ile 1 arası 5 parçaya bölünmüş. Ve 1, 2, 3. adımında da 3 bölü 5 kesri var. Arkadaşlar şimdi şöyle bakalım. Bu iki sayı doğrusunda sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyüyordu ya. Peki 1'e yakın olan yani sağa doğru yakın olan sayı hangisi? 3 bölü 5. O zaman diyorum 1'e yakın olan 3 bölü 5 daha büyüktür 2 bölü 6'dan. Şu notumuzu inceleyelim. O zaman sayı doğrusu üzerinde sağdaki kesir soldaki kesirden daha büyüktür. Neden? Çünkü sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyür arkadaşlar. Demek ki sağdaki kesir daha sağda gördüğünüz gibi büyüktür soldaki kesirden. Dikkat edelim. Evet gelelim notumuza. Önemli paydaları aynı olan kesirlerde payı büyük olan kesir daha büyüktür. Gördüğünüz gibi paydaları aynıdır. Payı büyük olan daha büyükmüş. Yani 6 büyük 4'ten 4 de büyük 1'den. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? en büyük 6 bölü 7 olacağı için sonra 4 bölü 7 olacağı için 1 bölü 7 şu şekilde sıralayabiliriz. Buraya dikkat arkadaşlar. Mantığı da şöyledir. Öncelikle isterseniz bir şekille göstereyim. Çünkü insanın aklına şekillerle daha güzel oturuyor. 1 bölü 7'yi şu şekilde gösteririz. 7 eş parçaya bölünmüş. Bir parçası taranmış. 4 bölü 7'yi 7 eş parçaya bölünmüş. Arkadaşlar 4 parçası taranmış. 2, 3 ve 4. Şuraya yazalım. 1 bölü 7 diyelim. Şuraya da 4 bölü 7 diyelim. Burası da 6 bölü 7 yani 7 eş parçaya bölünmüş. 6 parçası arkadaşlar taranmış. 4, 5 ve 6. Gördünüz mü? Sanki şunları bir pasta dilimi gibi düşünün. Bir dilim yersen mi daha çok yemiş olursun? Dört dilim yersen mi daha çok yemiş olursun? Altı dilim yersen mi daha çok yemiş olursun? Gördüğünüz gibi altı dilim yediğinde daha çok yemiş olursun. O zaman bu kesir şundan, şu da bundan daha büyüktür. Sıralamamız şu şekilde olur arkadaşlar. Unutmayalım paydaları aynı ise payı büyük olan daha büyüktür. Mantığı da pasta ya da elma gibi düşünün arkadaşlar. Gelelim diğer notumuza. Payları bu sefer de payları aynı olan kesirlerde paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Neden arkadaşlar? Şöyle düşünün. Bir ekmeği 15 parçaya bölüp İki parçasını yediğini düşünün. Daha mı küçük yersin, daha mı büyük yersin? Dokuz parçaya bölüp iki dilimini yemiş yediğini düşün. Daha mı küçük yersin, daha mı büyük yersin? Ve üç parçaya bölüp iki dilimini yediğini düşün. Daha mı az yersin, daha mı çok yersin? Aşağıda yine şekillerle anlatacağım. Daha iyi kafanıza oturacak. Şimdi şurayı 15 eş... Bunlar bakın aynı büyüklükte... Parçalar şurayı 15 parçaya böldüm ve şöyle iki parçasını yedim Bu kesir 2 bölü 15 ifade ediyor. Şu kesir 9 eş parçaya böldüm ve iki parçasını yedim. Burası 2 bölü 9 ifade ediyor. 3 parçaya böldüm ve iki parçasını yedim. Şimdi şekilde daha güzel aklımızda kalacak. Gördüğünüz gibi en çok nerede yedim? Daha en büyük payı nerede aldım? değil mi? 2 bölü 3'te aldım. Sonra 2 bölü 9'da aldım. Sonra arkadaşlar 2 bölü 15'te aldım. Buraya dikkat edelim. Eğer ki karıştırıyorsan hemen kendi küçük bir şekil çizebilirsin. Ya da hemen mantığını kullan. Şu kadar parça mı yersem daha çok yerim. Şu kadar parça mı yersem daha az yerim diye hemen bir mukayese yap arkadaşlar. Şimdi buna göre 2 bölü 15 küçüktür 2 bölü 9. O da küçüktür. 2 bölü 3'ten. Diğer sayfamız ve diğer notumuz. Paydası farklı olan kesirlerde paydası eşitlenip karşılaştırılabilir. Arkadaşlar bakın paydalar farklı. Eşitlenip karşılaştırılabilir. Ama e, eşitlenemiyorsa bazen öyle bir sayılar veriliyor ki eşitlenemiyor. Ya da diyelim. Paylar da eşitlenebilir. Ya da diyelim ya da nereden yaparsın? Yarıma ve bütüne yakınlıktan da arkadaşlar çözebilirsin. O zaman şöyle diyoruz bize sıralama soruyorsa soruya bakıyoruz eğer paydaları eşitlenebiliyorsa paydalarını eşit. Ama paydaları eşitlemek zor payları eşitlemek daha kolaysa payları eşitle. İkisi de zor geliyorsa yarım'a ve bütüne yakınlığına göre sıralı arkadaşlar. 3 yolda kullanabilirsin hangisi kolayına gidiyorsa. Şimdi aşağıdaki soruya bakıyorum. 3 8 1 9 18 ve 6. Paydaları eşitlemek daha e, kolayıma gidecek. Payları da eşitleyebilirsin nasıl istersen. Ben paydaları eşitlemek istiyorum. Paydaları da arkadaşlar en küçük ortak katlarına göre eşitleyeceğiz. Bakıyorum şimdi 9, 18 ve 6. 18 hem 9'un hem de 6'nın bir katı. Doğru mu? Yani 9'un 2 katı 6'nınsa 3 katı arkadaşlar 18'dir. O zaman şöyle yazalım. Ee, bakın 2 ile genişleteceğim. 2 ile genişletirken ne yapıyorduk? Hem payı hem de paydayı çarpıyorduk. Yani 2 kere 3, 6 bölü 2 kere 9, 18 demektir. Burası, şurası olduğu gibi kalıyor. Çünkü paydası aynı. 8 bölü 18. Burası da 3 ile genişletiyorum. 3 kere 1, 3 hem payı hem de paydayı çarpıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Artık paydalar eşit oldu. Paydalar eşitse ne oluyordu? Paydaları e, eşitse arkadaşlar payı büyük olan en büyük oluyordu. Peki payı büyük olan hangisi? 8 bölü 18 yani demek ki şöyle diyoruz. 8 bölü 18 büyüktür. Sonra 6 bölü 18'den o da büyüktür arkadaşlar 3 bölü 18'den. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Ama şıklarda böyle bulamazsın. Böyle bırakmak yanlış olur çünkü kesirlerimin aslı şunlar. Ben genişleterek şu sayıları buldum. Peki 8 bölü 18 kesrin kendisiydi zaten. 6 bölü 18 hangi kesirdi? 3 bölü 9 kesriydi. 3 bölü 18 de 1 bölü 6 kesiriydi. Şöyle yapmak daha doğrudur arkadaşlar. Yani verilen kesir şeklinde yazmak doğrusudur. Gelelim aşağıdakine. Şimdi 11, 13 ve 17 asal sayılar. Bunları en küçük ortak katlarını bulmak beni çok uğraştıracak. İster yarıma ve bütüne yakınlıktan yap, istersen paylarını eşitle. Paylarını eşitlemek daha kolayıma gidecek. 3, 4 ve 6, 12 de eşitlenir. O zaman şunun 12 olması için burayı 4 ile çarparım. 12 olması için 3 ile çarparım. 12 olması için 2 ile çarparım arkadaşlar. Şurası 4 kere 3, 12 bölü 44 olur. Şurası 3 kere 4, 12 bölü 3 kere 13 39 olur. 2 kere 6 12 bölü 17 çarpı 2 ne oluyor arkadaşlar? 34 oluyor. Peki ne oluyordu? Paylar eşitse arkadaşlar paydası küçük olan küçük olan daha büyük oluyordu. Tersi oluyordu. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyük, büyük olan da daha küçük oluyordu. Şimdi buna göre sıralayalım. O 44, 39 büyükten küçüğe doğru sıralanmış. O zaman paydası büyük olan daha küçük olacaksa şu şekilde sıralamış olurum arkadaşlar. Peki bu şekilde şıklarda bulamazdım. Yukarıdaki şekilde bulurdum. O zaman şöyle yazayım. Yerleri değişmediği için direkt şöyle küçüktür işareti koyabilirim. Evet. Sorumuza bakalım. Koşulunu sağlayan yıldız yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük sayının farkı kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar, böyle bir soruda küçükten büyüğe doğru sıralanmış Paydalarını eşitlemek daha doğru olacak. Çünkü payını bilmiyorum. Şurada yıldızı bilmiyorum. Peki payda da en küçük ortak katı e, hepsinin de 20. Şurayı 4 ile genişletirsem şurayı da 5 ile genişletirsem hepsi 20'de eşitleniyor. Yani şurası 4 bölü 20 küçüktür. Yıldız bölü 20'den o da küçüktür arkadaşlar. 5 kere 2 10 bölü 20. Gördünüz mü? Paydalar eşit. Yıldız 4 ile 10 arasında. O zaman yıldız hangi değerleri alabilir arkadaşlar? 5 alabilir, 6 alabilir, 7, 8 ve 9 değerlerini alabilir. Bana diyor ki yazılabilecek en büyük ve en küçük sayının farkı. En büyük arkadaşlar 9. En küçük de 5. Bunların farkı 9 eksi 5'ten 4'tür. Yani yıldız 4 olabilir. Sakın 4 bölü 20 demeyin. Yıldız payda çünkü. Payda da değil. Yani şu sayının tamamı yıldız olsaydı 4 bölü 20 derdik. Ama paydayı vermiş payı soruyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Diğer sayfamız. Sayı doğrusu verilmiş. A ve B aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu sorulara dikkat edelim Lütfen. Hemen bakıyorum arkadaşlar 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. O zaman payda da 4 var. Peki payına bakalım kaçıncı adımında A? 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi 3. adımda da A var. O zaman A 3 bölü 4 demektir. Şimdi B'yi inceleyelim. B arkadaşlar 1 ile 2 arası kaç eş parçaya bölünmüş? İki eş parçaya bölünmüş paydaya yazdım. B kaçıncı adımında? Gördüğünüz gibi birinci adımında ama dikkat. Buraya çok dikkat edin. Çünkü B bir tam gitmiş ondan sonra bir bölü iki gitmiş. Buraya dikkat. Bir ile iki arasında ya arkadaşlar. Lütfen dikkatli olalım. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Ama şıklarda bakıyorum tam katsayılı kesir yok. O zaman ben bunu bileşik kesre bir çevireyim. Nasıl çeviriyordum? 1 ile 2'yi çarpıyorum. 2 payla da topluyorum. 3 arkadaşlar. Burası 3 bölü 2 demektir. O zaman A ve B nedir? 3 bölü 4'e 3 bölü 2'dir. Hangi şıkta var? Evet C şıkkında var dikkatli olalım. Şu tam sayılı kesirlerde dikkat edelim arkadaşlar. Peki sorumuza bakalım. Doğum günü partisi yapan 6. sınıf öğrencilerinden Zehra pastanın 3 bölü 4'ünü. Zehra pastanın 3 bölü 4'ünü. Feyza 4 bölü 6'sını. Nahide ise 1 bölü 3'ünü yemiştir. Buna göre öğrenciler Pastayı çok öğrencilere pastayı çok yiyenden az yeni doğru sıralayınız diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi 3, 4 ve 1, 4, 6 ve 3. E, i̇ster payı eşitleyin. Güzel sayılar var. İsterseniz paydayı eşitleyin. İsterseniz yarım ve bütüne yakınlıktan yapın. Hangisini isterseniz ben paydayı eşitlemek istiyorum. 4, 6 ve 3'ün en küçük ortak katı 12 arkadaşlar. Şurayı 3 ile çarpayım. Şurayı 2 ile çarpayım. Şurayı da 4 ile çarparsam hepsinin paydası 12 eder. Peki burası 9 bölü 12'dir. Şurası 8 bölü 12'dir. Şurası da 4 bölü 12'dir. Şimdi paydaları eşitse... Payı büyük olan daha büyüktü. 9, 8 ve 4 sıralanmış zaten. Şu araya büyüktür işareti koyarsam sıralamam doğru olur. Peki bana ama bakalım ne diyordu? Çok yiyenden az yiyene. Tamam çok yiyen 9 bölü 12, 8 bölü 12, 4 bölü 12. O zaman zaten sıralanmış bu şekilde. Şu araya büyüktür işareti koyarsam 3 bölü 4, 4 bölü 6'dan büyük. 4 bölü 6'da 1 bölü 3'ten büyüktür arkadaşlar. Peki sıraladık. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.